Büyük Saray Mozaikleri Müzesi Sultanahmet Camii Külliyesi'nde Arasta Pazarı içerisinde yer almaktadır. Sesli rehberlik hizmetinin de sunulduğu müze, pazartesi hariç haftanın her günü hizmete açıktır. Doğu Roma dönemine ait Büyük Saray'ın Revaklı Avlusu'nun kuzeydoğu bölümünde kısmen sağlam kalmış mozaik döşemeyi içine alacak şekilde oluşturulmuştur. Müze, Ayasofya Müzesi'ne bağlı bir birimdir. Mozaiklerin içinde bulunduğu ortası açık sütunlu avlu, peristil üzerine sonraki dönemlerde Sultanahmet Camii Çarşısı'nın yapıldığı M.Ö. 450-550 yıllarından kalma Bukaleon Sarayı olarak bilinen Büyük Saray'ın bir parçasıdır. İskoçya'nın Edinburgh kentindeki St. Andrews Üniversitesi'ne mensup araştırmacılar, 1930'larda yaptıkları kazılarda sarayın orta taraçasında bu büyük peristili ve birkaç başka yapıyı ortaya çıkarmışlardır. Yeraltı kubbelerinden oluşan yapay bir taraçanın üzerindeki bu yapılar yaklaşık 4000 metrekarelik bir alanı kaplamaktadır. Avlunun etrafındaki salonlar 10x12 adet Korint tarzı sütunla çevrelenmiştir. Muhtemelen o çağın önde gelen ustaları başkanlığında birçok usta sanatçı tarafından hazırlanan mozaikli alanın sadece 180 metrekarelik bölümü ortaya çıkarılmıştır. Mozaik taşları ortalama 5 mm ebatlarında kireç taşı, pişmiş toprak ve renkli taşlardan oluşmaktadır. Tasvirler opus vermiculatum tarzında olup mermer parçalar arasına yerleştirilmiştir. Fondaki beyaz mermer kısmında ise balık pulu tekniği uygulanmıştır. Ayrıca mozaiği oluşturan tasvirlerin etrafı konturlarla sınırlanmıştır. ...1872 metrekareyi bulan yüzey alanıyla bu mozaik, geç antik çağdan bugüne ulaşabilen en büyük ve en çok çeşide sahip peyzaj betimlemelerinden biridir. Hayatta kalan mozaik parçalarında 150 insan ve hayvan figürü kullanılarak anlatılmış 90 farklı tema bulunmaktadır. Mozaiğin ana resmi 6 metre genişliğindedir. Bunun dışında 4 friz şeridi üzerine dizilmiş renkli tasvirler vardır. Mozaiğin iç ve dış kenarlarında kenger yaprağı sürgünü şeklinde süsleri barındıran 1,5 metre genişliğinde bir çerçeve bulunmaktadır. Mozaiğin ana resmine peristilin avlu tarafından bakılması gerekmektedir. Resimlerdeki hareket yönü kuzeydoğu holde soldan sağa, yani peristilin güneydoğu kenarındaki saray holüne doğrudur. Resimde avlanan ve oyun oynayan insanlar, çeşitli hayvanlar, cennet benzeri doğa tasvirleri ve çeşitli destanlardan unsurlar yer almaktadır. Milattan sonra 450-550 yıllar arasına tarihlenen Büyük Saray Mozaikleri Müzesi'nde sergilenen mozaikler hem sanatsal açıdan hem de tasvirli sahnelerin zenginliği açısından muhteşemdir. Mozaiklerde dini konulara rastlanmamaktadır. Konular günlük hayattan, doğadan ve mitolojiden alınmıştır. Mozaiklerde yer alan resimler şu 8 ana grupta toplanmaktadır. Av sahneleri, dövüşen hayvanlar, özgür hayvanlar, köy hayatı, kır yaşantısı, çocuklar, mitler, egzotik yaratıklar. Mozaiklerde yer alan çeşitli figürlerse şunlardır: kaplan avı, yaban domuzu avı, aslan avı, kartalla yılan, aslanla boğa, geyikle yılan, ayı grubu, aygır, emziren anne ile köpek, keçi sağan çoban, tarlada çalışan çiftçiler, çember oynayan çocuklar, deve sırtında iki çocuk ve rehber, panın omuzlarına oturmuş çocuk görünümünde
Dionysos, Belleroponla Simera, Kanatlı Aslan, Okapi Başlı Kanatlı Pars, Kanatlı Dişi Kaplan.